Genetik rekombinasyonu veya diğer adıyla genetik çeşitlenmeyi ilginç kılan şeylerden biri de şu. Genetik rekombinasyondan faydalanarak bir kromozomun genleri arasındaki uzaklığı hesaplayabiliyoruz. Ve bunu kromozomdaki tüm genler için tekrarlayarak kromozomun bir haritasını çıkartabiliyoruz. Böylece genlerin tam olarak nerede olduğunu tespit etmiş oluyoruz. Şimdi bu tekniğin çalışma prensibine bir göz atalım. Diyelim ki önümüzde bir çift homolog kromozom olsun. Turuncu olan paternal yani babadan gelen kromozom, sarı olansa maternal yani anneden geliyor. Daha önceki videolardan hatırlarsınız bunlara da kardeş kromatitler demiştik. Yani bu kromatitler birbirinin aynı. Aynı genlere sahipler. Bu renkli daireler de rastgele çizdiğim bazı genleri temsil ediyor. Ve gördüğünüz gibi kardeş kromatitlerde karşılıklı genleri aynı renkle gösterdim. Çünkü bu genler birbirlerinin aynı. Aynı şekilde bunlar da kardeş kromatitler. Dolayısıyla bu sarı kromatitler de birbirleriyle kardeş. Şimdi çok kısa bir tekrar yapalım ki bir çıkış noktamız olsun. Evet, normal olarak hücrede paternel kromozom şöyle bir görüntüye sahiptir sentromeri ortadadır. Maternal kromozomun da benzer bir şekilde böyle bir görüntüsü vardır. Fakat mayoz ya da mitoz bölünme sırasında replikasyon sürecinde bu kromozom şöyle bir şekil alır. Çünkü kendi kendisini kopyalamaktadır. Ve bu iki iplik kardeş kromatitlerdir. Maternal kromozom da benzer bir şekilde şöyle bir görünüm alır. Ama bu hala tek bir kromozom olarak kabul edilir. Bu da tek bir kromozom olarak kabul edilir. Aslında burası biraz daha kafa karıştırıcı olabiliyor. Yani bu tek bir kromozomsa, nasıl oluyor da bu da tek bir kromozom olabiliyor? Sonuçta bu X, orijinal ipliğin iki katı genetik maddeye sahip. Sorunun cevabı şu arkadaşlar. Kromozom sayısını belirleyen şey, sentromer sayısıdır. Bu ipliğin tek bir sentromeri var. O halde bu tek bir kromozomdur. Bu ikisinde tek bir sentromeri olduğu için, bu da tek bir kromozom kabul edilir. Fakat bu kromozomlar birbirinin aynı değildir. Üstteki bu kromozom, bir tane kromatitten oluşuyor. Alttaki kromozomda ise iki adet kromatit bulunuyor. Yani kafanız karışmasın, bu tek bir kromozom olsa da, aslında birbirleriyle tamamen aynı olan iki kardeş kromatitten oluşuyor. Her neyse şimdi konudan uzaklaşmayalım geri dönelim. Evet homolog kromozomlarımıza biz geri dönelim. Burada rastgele birkaç gen seçtim sizin için. Şimdi bu genlerden üçüne odaklanacağız. Olayı daha gerçekçi ya da kavranabilir kılmak adına bu yeşil genler mesela ten rengini belirliyor olsun. Ten rengi koyu mu yoksa açık mı olacak? Yeşil genler onu belirliyor bu genleri maternal kromozomda da yeşille gösterdim. Çünkü bunlar homolog kromozomlar ve bunlar homolog aleller. Başka bir deyişle her ikisi de ten rengini kodlayan aleller. Yeşilin farklı tonlarıyla gösterdim çünkü muhtemelen aynı ten rengini kodlamıyorlar. Yani bu yeşil genler de ten rengini kodluyor ve bu pembe genler saç rengini kodluyor olsun. O halde maternel kromozomdaki açık pembe genler de saç rengini kodluyor. Son olarak mavi genler de göz rengini belirliyor olsun diyelim. Bu geni paternel kromozomda koyu mavi ile, maternel kromozomda ise açık mavi ile göstermişim. Şimdi genetik rekombinasyonun gerçekleştiği kardeş kromozomlara bir bakalım. Bu iki iplik genetik bilgi alışverişi yapacak belki alttaki bir parçayı, belki ortadaki, belki de üstteki bir parçayı değiş tokuş edecekler. Aslında genetik rekombinasyon kardeş kromatitler arasında da gerçekleşiyor. Ama kardeş kromatitler birbirinin aynı olduğu için bu herhangi bir sonuç doğurmuyor. Her neyse genetik rekombinasyonun gerçekleştiği bu iki kromodide odaklanalım biz. Yani şu daire içine aldıklarımı. Evet, biraz daha yakından bir bakalım genetik bilgi alışverişi yapacak ve rekombinasyon geçirecek olan o iki kromatit işte bunlar. Şimdi size bir soru soracağım ve iki seçenek vereceğim arkadaşlar. Hangisinin daha muhtemel olduğunu bulmanızı isteyeceğim sizden. Şimdi ilk seçenek şu. Pembe ve yeşil genlere bir bakın. Sizce pembe ve yeşil genlerin rekombinasyon geçirmesi mi daha muhtemel yoksa ikinci seçenek mi? Şimdi ikinci seçeneği söyleyeceğim. Rekombinasyon ya da çeşitlenmeden dendiğinde aslında aynı kromozom üstünde olan genlerin birbirinden ayrılmasını anlayacağız, tamam mı? Mesela bu koyu pembe gen bu yeşil genden ayrılacak ve bu açık pembe gen de bu genden ayrılacak. Yani sizce pembe ve yeşil genlerin rekombine olması mı daha muhtemel? buna ayrılması demeyi daha çok seviyorum. Yoksa mavi ve pembe genlerin rekombine olması yani ayrılması mı daha muhtemel? Evet ikinci seçeneğimiz de buydu. Yani birinci seçenek ne pembe ve yeşil genlerin ayrılması mı? İkinci seçenek mavi ve pembe genlerin ayrılması mı daha muhtemel? Soru bu. Öyleyse şimdi bir çıkış noktası olarak genler arasındaki mesafelere bakalım. Pembe ve yeşil genler arasındaki mesafe şu kadar bir şey. Rekombinasyonun pembe ve yeşil genlere göre gerçekleşmesi için buralarda bir yerde meydana gelmesi lazım. Ya da diğer tarafta fark etmez. Bakın, rekombinasyonun gerçekleşebileceği koca bir mesafe var. Diğer yandan rekombinasyonun pembe ve mavi genlere göre gerçekleşebilmesi için mesafe çok daha kısa. Gerçekleşirse burada bir yerde kromozomun bu bölgesinde gerçekleşecek. Öyleyse rekombinasyonun pembe ve yeşil genlere göre gerçekleşmesi olasılığı çok daha yüksek öyle değil mi? Çünkü sürecin gerçekleşebileceği böyle koca bir mesafe var. Eğer bu iki kromatit kromozomun bu parçası boyunca herhangi bir yerden başlayarak genetik bilgi değiş tokuşu yaparsa, bu yeşil ve pembe genler ayrılır ve rekombine olur. Mavi ve pembe genlerin rekombine olma olasılığı daha düşük. Rekombinasyon kromozomun sadece bu küçük parçasında gerçekleşebilir ve bu parça baktığımız diğer kromozom parçasından çok daha küçük. Evet, böylece çok önemli bir bilgi edinmiş olduk. İki gen birbirine ne kadar uzaksa rekombine olma olasılıkları o kadar yüksektir. Terimin rekombine olmak şeklinde bir kullanımı var mı emin değilim ama ben şimdi böyle kullandım. O yüzden bunu tırnak içinde yazacağım. Tekrar ediyorum. Rekombinasyon dediğimde aslen aynı kromozom üzerinde olan iki genin birbirinden ayrılmasını kastediyorum. Diğer bir çıkarımımız da şu. İki gen birbirine ne kadar yakınsa rekombine olma olasılığı e, olasılıkları o kadar düşük olur. Şimdi sizi bir takım terimlerle tanıştıracağım arkadaşlar. C büyük M şeklinde kısaltılan santimorgan, bir kromozom üstündeki uzaklıkları ölçmekte kullandığımız ölçü birimidir. Santimorganın bir diğer adı da genetik harita birimi. İngilizce harita biriminin baş harflerinden gelen MU e, diye geçen addır. Şimdi size santimorganın resmi tanımını vereceğim. Bence bilmenizde fayda var. Bu tanım bizim mesafe ile rekombinasyon arasında bir bağlantı kurmamızı sağlıyor. Santimorgan, her 100 mayoz bölünmeden birinde rekombinasyon yapan iki gen arasındaki mesafedir. Daha basit anlatmak gerekirse, eğer iki gen arasında bir santimorgan mesafe varsa, bu iki gen her 100 mayoz bölünmeden birinde rekombine olur. Yani rekombinasyon yapar, ayrılır. Bunun ne anlama geldiğini bir örnek üzerinde gösterelim. Yine aynı iki kromadidi görüyorsunuz. Şimdi diyelim ki pembe ve yeşil genler arasındaki uzaklık 25 harita birimi. Harita birimi ile santimorgan aynı şeyler. Aklımızda öyle tutalım. Evet, mavi ve pembe genler arasındaki uzaklık da 6 harita birimi olsun diyelim. Gördüğünüz gibi pek orantılı çizememişim. Ama sonuçta bunlar öylesine belirlediğim uzaklıklar. Önce pembe ve yeşil genlere odaklanalım. Bu genler arasındaki uzaklık 25 harita birimi. Bu ne demekti? Eğer iki gen arasında bir harita birimi kadar mesafe varsa rekombinasyon yapma olasılıkları %1'dir demiştik. Bunların arasında 25 harita birimi mesafe var. O halde her 100 mayozdan 25'inde rekombinasyon pembe ve yeşil genlere göre gerçekleşir. Bu nasıl olur bir bakalım. Az sonra tam bu noktadan itibaren kromatitlerin bilgi değiş tokuşu yaptığını göreceğiz. Çizerek göstereyim. Önce paternal kromozomu, daha doğrusu paternal kromozomun bir kısmını çiziyorum. Ardından biraz daha yukarıya çizeyim çünkü biraz alana ihtiyacımız olacak. Evet, bu paternal kromozomumuz. Bu da maternal kromozomumuz ya da kromatidimiz. Kromatitler bilgi değiş dokuşuna bu noktadan başladığı için buradan sonrasını sarıyla çiziyorum. Bu parça maternal kromozomdan gelen parça. Burayı da turuncuyla çiziyorum. Çünkü bu parça da paternal kromozomdan geliyor. Şimdi genleri yerlerine koyalım. Mavi genler oldukları yerde kalacak. Eski yerlerine koyuyorum. Pembe genler için de aynısı geçerli. Ama sonra maternal kromozomdan gelen parçayla karşılaşıyorum. Dolayısıyla buraya koyu yeşil gen gelecek. açık yeşil gen de buraya gelecek. Evet. İşte rekombinasyon genlerin ayrılmasıdır derken bunu kastediyorum. Yani bu pembe genle bu açık yeşil gen daha önce aynı kromozomdaydı ama artık ayrıldılar. Artık aynı kromozomda değiller. Aynısı bu iki gen içinde geçerli. Gelelim mavi ve pembe genlere. Bunların arasında 6 harita birimi kadar mesafe var. Yani her 100 mayoz bölünmeden 6'sında pembe ve mavi genler birbirinden ayrılıyor. Şimdi bu noktanın yukarısından itibaren kromatitlerin bilgi değiş tokuşu yaptığını göreceğiz. Çizerek gösterelim. Paternel kromozom parçasını çiziyorum. Bu paternel, bu da maternel kromozom. Bunlar bu noktadan itibaren değiş tokuş yapacak. Onu da gösteriyorum. Bu maternal kromozomdan kopup paternal kromozoma bağlanan parça. Buradaki de turuncu olacak. Şimdi genlerimizi yerleştirelim. Taraf değiştirmeyen genlerle başlayalım. Açık yeşil gen burada kalıyor, koyu yeşil gen de burada. Pembe genlerimiz de taraf değiştirmiyor ama mavi genler kromozom değiştiriyor. Yani koyu mavi genimiz buraya, açık mavi genimiz de buraya geçiyor. Genlerin nasıl yer değiştirdiğine, yani birbirinden nasıl ayrıldığına dikkat edin. Bu iki gen daha önce birlikte aynı kromozomda yer alıyordu ama artık farklı kromozomdalar. Aynısı bu iki gen için de geçerli. Şimdi bunu esas büyük çıkarımımıza bağlayalım. Belli rekombinasyonların ne sıklıkta gerçekleştiğine dair istatistiksel bir analiz yaparsak, bu analizden hareketle bir kromozomdaki genlerin haritasını çıkarabiliriz.